Buradayım, yanındayım bak. Yanındayım, ne olur. Ne olur pes etme. Ne olur bırakma kendini. Sakın. Ya Allah aşkına! Nerede bu ambulans? Hadi! Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Canım benim. Nihal, yalvarırım kalk. Ben öleyim, sen yaşa. Kalk Nihal, kalk. Hadi dayan biraz daha. Ya ambulans nerede? Geliyor, geliyor, geliyor. Dayan, dayan, dayan. Hadi, hadi, hadi. Hadi, daha hızlı. Çabuk, çabuk, ne olur, çabuk, ne olur. Nihan. Sakın, sakın yaklaşma. Çekil. Bir dakika, yaklaşma. Bir dakika. Sakın. Sakin ol. Karışma, sakin ol. Sakın. Git buradan. Ayrılın. Ayrılın. Her şey senin yüzünden. Sana derdin benimle dedim. Benimle dedim ama sen dinlemedin. Hepsi senin yüzünden. Hepsi. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Gideceksin, yakarım o ambulansı. Hadi gidin. Hadi. İyi mi? Nihan iyi mi? Doktorlarımız gereken açıklama yapacaktır sizlere. Son anda gördüm. Geç! Bahane uydurma. Bana hesap verirken tek tek soracağım bunları sana. Tek tek. Ama şimdi Şükret çıksın Nihan oradan. Şükret uyansın. Kurtulacak. Ama ben ölmeden siz bir araya gelmeyeceksiniz. Boşuna hayal kurma. Sana var ya gerçekten acıyorum. Senin yerinde olsam, beni istemeyen bir kadını zorla yanımda tutmak yerine, giderim kendime bir mezar açarım, kendimi de içine gömerim. Dizlerinin üstüne çök. Çök ve Allah'ına yalvar. Yalvar ki kurtulsun Nihal. Yoksa? Yoksa seni yalvar da yalvar da öldürürüm. Yemin ediyorum yaparım bunu. Gözümü bile kırpmam. Doktor bey. Siz yakın mısınız? Karım nasıl?
İlk bulgulara göre iç kanama riski var. Hemen ameliyat almamız lazım. Doktor bey, ne gerekiyorsa yapın. Ne yap? Ey, kurtar onu! Şişt! Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazlasını yapacaksın, onu kurtaracaksın. Bırak! Sırası değil. Doktor bey, kusura bakmayın. Nerede? Durumu nasıl? Bilmiyorum, bekliyorum ameliyatta hala. Bu olanla senin bir ilgin var mı? Yok. Biz birlikteydik. Arkamı döndüm. Sonra baktım balkon kapısı açık. Aşağı bakarken düştü. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Kızımın aklını sen karıştırdın. Suçlu aramayın. Nihan'ı çıkmaza sokan sizsiniz. Bu yaşananlarda herkesin suçu var. Sen dönene kadar hayatımızı yedi. Çünkü Nihan'ın umut ışığı yoktu. Onu çaresizliğe inandırmıştınız. En azından hayattaydı. Sen bencilce yaşa diye. Abi böyle söyleme, ne olur. Siz onu idam sehpasına çıkardınız. Siz sessiz kaldınız. Boynuna ilmeği sen geçirdin. Peki ya sen? Sen. Altından dünyayı söküp aldın. Ne bunu geçir lan? Hadi! Kendinize gelin be! Hadi! Gücün yetiyorsa çıkar. Hadi! Benim kızım içeride canıyla uğraşıyor. Burası yeri değil. Abi. Kemal. Leyla. Nasıl olmuş? İçeride doktorlar yanında. Bekliyoruz. Ay canım benim, niye böyle bir şey yapmış? Neden yani? Ben hiç anlamadım. Kurtulmak için. Ozan, oğlum yapma böyle. Bırakma kendini. Benim yüzümden mi baba? Hiç olur mu öyle şey? Ozan, bak Nihan bu söylediklerini duysa kahrolur. Bana bak, bizim güçlü olmamız lazım, tamam? Tamam, sakin ol Ozan. Hadi. Nihan'a bir şey olmasın baba. Ona bir şey olmasın, o benim yarım. Ona bir şey olursa ben ne yaparım baba? Şş, olmayacak. Hadi. Hadi kalk. Kalk, biraz hava alalım. Alo. Neredesin? Hastaneye, yanınıza geliyorum. Adamlarını topla, hemen buraya gel. Kardeşin ateş çemberini alacağız. Bir daha benim karımın yanına yaklaşamayacak. Tamamdır. Emir. Emir, ne oluyor? Emir Kozcuoğlu'nun fetret devrini sen başlattın, karım devam ettiriyor. Ama kimse heveslenmesin, beni öldürmeyen yara zalimleştirir. Haberler doğru mu? Bu hikaye sana tanıdık gelmiş olmalı. Seni geberteceğim. Hayır, Kemal uyma şuna. Kendinize gelin, ne
musunuz? Sen karışma. Bağırma Leyla'ya. Ay beni savunmana ihtiyacım yok. Ne oldu şimdi de? Onun etekleri arkasına mı saklanıyorsun ha? Seni var ya. Ne oldu? Seni var ya. Kemal hayır. Neyi çekiyorsun sen? Neyi çek? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Tamam, tamam. Neyi çekiyorsun? Sen de tamam. Tamam abi, tamam. Tamam, hadi. Hadi. Bir şey içer misiniz? Ben su alıp geleceğim. Ne istiyorsun? İyi olmanı. Nihan iyileşince olacağım. Sakın ölmesini dileme. Daha neler? Cani miyim ben? Ben caniyim ama. Nihan'ın başına bir şey gelirse toplu temizlik yaparım. Ona bir şey olmayacak ama... sen ona sevginden bitireceksin kendini. Senin sonunda ben olacağım bu gidişle. Kabulü. Zeynep. Ne yapıyorsunuz burada? Beni teselli ediyor sağ olsun. Hastamız biraz yalnız kalsın. Daha sonra tek tek içeri girebilirsiniz. Emir Kozcuoğlu. Evet. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda şikayet var. Karım ameliyattan yeni çıktı. Bekleyin. Lütfen zorluk çıkarmayın. Siz zorluk çıkarmayın. Karım hasta. Bir muhabir bozuntusu için yoruyorsunuz beni. Siz gidin ben getiririm. Buradan bir yere gitmeyeceğim. Bırak. Zorluk çıkarmayın. Siz zorluk çıkarıyorsunuz. Bırak. Sakin ol. Emir Bey, Emir Bey lütfen. Sakin oğlum, sakin. Bak. Sakin sakin ifadeni ver. Ben şimdi avukatların hepsini göndereceğim, tamam mı? Buyurun Emir Bey. Buyurun. Bırak. Sakin ol. Emir Kozcuoğlu, geçmiş olsun. Avukat oradan çıkarıyor seni. Sonunda.
Maalesef polise mukavemetten hakkınızda dava açılacak Emir Bey. Açsınlar bakalım. Tufan, sağlara döndün ha. İzniniz olursa. Hastaneye. Hastane çevresine adamlarımızı yerleştirdim efendim. Nihan Hanım'ın odasında bulunduğu kat eşinize tahsis edildi. Başka hasta kabul edilmeyecek. Kemal, o da siz çıktıktan sonra hemen çıktı. Daha geri dönmedi. Son olarak eşinizin yanında Önder Bey refakatçi kalıyor. Aferin. Paslanmamışsın. Başka şansımız var mı? Sırtlanlar yerimizi almak için fırsat kolluyor. Tarık tufanı geçer mi göreceğiz. Ama bu rekabet en çok benim işime gelir. Siz niye buradasınız? Kahve içmeye indik. Nihan'ı odasında yalnız mı bıraktınız? Uyuyordu zaten. Ben Önder Bey sorunca... Sağ olsun beni kırmadı. Refakatçiliğiniz de babalığınıza benziyor. Beni karımla yalnız bırakın. Nihan'ı bu hale getirdikten sonra bile hala ona karım diyebiliyorsun. Ben Nihan'a elimi bile sürmedim. İstediğin kadar inkar et. Onu bu hale getiren sensin. Dışarı dedim. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Kendimdeyim. Nihan senden kurtulduğu gün benim de bayramım olacak. Hala gözlerime bakmaya yüzün var. Sen benim karımsın. Ben karımla gerçek bir evliliğimiz olsun istiyorum. Evlilik gönül işi. Sen onu bilmiyorsun. Anlamıyorsun ama öyle. Kağıt üzerine attığım imzanın hiçbir hükmü yok. Bir de hala utanmadan bana evliyiz diyebiliyorsun. Karım yasak heyecanlar peşinde. Utanması gereken ben miyim? Sana rağmen yasak hiçbir şey yapmadım ben. Ama senin bu yaşadığın her neyse adı aşk değil. Hastasın sen. Benden nefret ediyorsun. Benimle birlikte olmak yerine ölümü tercih edecek kadar. Git buradan. Senden başka gidecek yerim yok. Ölmek istemem bile bunu değiştirmez. Bana ders oldu. Bir daha sana inanıp da asla sırtımı dönmeyeceğim. Kemal bu koridordan içeri adımını atmayacak. Emredersiniz. Nihan'a yaklaşamayacak, izin vermeyeceğim. İdare devri bitti. Emir'in diktatörlüğüne geçtik. Misafirlerim varmış. Sen kimsin? Misafir. Sen kimsin? Ev sahibi.
Arkadaşının da sahibi aynı zamanda kocası. Ben gideyim, annem bekliyor. İyileşince görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl geldi buraya? Ben getirdim. Bir sakıncası mı vardı? İyi yapmışsınız. Nasılsın tatlım? İyi. Sana okuyacak bir şeyler getirdim. Sağ ol. Nasılsın? Niye merak ediyorsun? Nihan'a kızıp bana kötü davranma. Beni ayartmaya çalışacağına görümcene gir de geçmiş olsun de, ayıp. Ay sonunda. Durumu nasıl? Emir Bey. Bu sıralar Nihan Hanım'a biraz alan verirseniz iyi olur. Ne demek o? Kendisinin sizden biraz uzak kalmaya ihtiyacı var demek. Karımın ihtiyaçlarını sizden öğrenecek değilim. Emir Bey, Nihan Hanım sizi şikayet etmedi. Ben de bu durumda yetkililere rapor edemiyorum. Ama şikayetçi olmaması karınızın intihar teşebbüsündeki etkinizi değiştirmiyor. Eğer tekrar konuşmak isterse haber verin, hemen gelirim. Müsaadenizle. İntihar diyor işte. Yani Nihan ablanın intihar ettiğini gözümle görsem inanmazdım. İntihar etmedi zaten Zeynep. Efendim. Neredesin? Böyle bir günde nerede olabilirim baba? Karımın yanındayım. Emir, Nihan iyi. Yedi sülalesi de yanında. Birkaç saatliğine refakati bıraksan da şirkete gelsen artık. O Kemal denen herif değil Nihan'ın odasına, bu koridora dahi girmeyecek. Neden? Nihan'ı şikayet etmeye ikna eder diye. Hayır. Biricik damadınız elini kana bulamasın diye. Ortada yok. Kesin Kemal Soydere kaçırdı. Yani? Yani. Sen karınla dağılırken Kemal Soydere senden önce bulacak kardeşini. Belki de bulmuştur bile. Belki de şantajcının adamıdır Kemal. Onun için seni bu kadar uğraştırıyordur. Belki de şantajcının ta kendisidir. Hayal gücün inanılmaz baba. Her neyse. Bu iş sonuçlanıncaya kadar Kemal Soydere'den uzak duracaksın. Onunla o madene inmeyeceksin. Kemal'le çalışmaya beni sen mahkum ettin. O madene inmek zorunda değil miyim? Ben o adamla iş yap dedim. Ama sen tuttun, kendi inine çekmeye karar verdin. Bütün olanların sorumlusu sensin. Kemal'i bilmiyorum ama bir adamın beni yıllarca tehdit etmesine sen sebep oldun. Bir kardeşim olduğunu daha önce söylemediğin için oldu. Yılanın başını küçükken ezebilirdik ama sen annemi öldürmeye çalıştığın ortaya çıkmasın diye bana bir düşman hediye ettin. Teşekkürler Galip Kılıçoğlu. Ben seni en büyük düşmanından kurtarmaya çalışıyorum. Galiba artık çok geç. Gir. Emir Bey, Asu Hanım geldiler efendim. İnsan ortağının lafının üstüne gelirmiş. Gelsin. Bir aile meselesinin içine düşmüş gibi hissediyorum. Yanlış zamanda mı geldim? Evet. Ailevi bir meseleyi çözmeye çalışıyoruz baba oğul. Önemli değil Asu Hanım. Buyurun. Sizin için bir sakıncası yoksa Galip Bey, ben emir almaya geldim. Onunla önemli bir konu konuşmam gerekiyor. Buyurun Asu Hanım.
Teşekküre mi geldiniz Asu Hanım? Geçmiş olsuna geldim. Nihan'ı kaybediyormuşsun az daha. Ama kaybetmedim. Dolayısıyla sen de Kemal'i yani bir teşekkür edebilirsin. Bu olanları çok hafife alıyorsun. Bu felaketlerden dolayı onlar birbirine daha çok bağlanıyor, görmüyor musun? Görüyorum. Ve her seferinde arttırıyorum, böylece asla kavuşamıyorlar. Sen de bunu bir görsen. Fark etmez. Bir gün sen bile engel olamayacağın noktaya gelecek her şey. Çok eminsin. Çünkü inatçılar. Beni hafife alıyorsun. Hayır. Aşklarını ciddiye alıyorum. Sen de alsan hiç de fena olmaz. Ya biz ne yaparsak yapalım onları birbirine itiyoruz. Bir çaresini düşünüyorum, merak etme. Ama ben merak ediyorum. Neden bana bu kadar yardım ediyorsun Asu Alacan'a? Kemal'i kazanmak için mi? Yoksa bana kanım mı kaynadı? Sana doğru attığım her adımın Kemal'den başka bir sebebi olamaz. Gün olur Kemal'i kaybetmemek için, gün olur Kemal'e zarar vermemek için. Ama hep Kemal için. Ne aşk, ne aşk. İnsanın inanası gelmiyor.